Tonguçhan Haber Bülteni'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Önümüzde güzel bir bayram ve bayram tatili var. Peki başlıklarımızda neler var? Onlara bakalım. Liselere giriş sınavı yapıldı. 10. sınıfta yapılan alan seçimi değişiyor mu? Öğrencilerden velilere İngilizce dersi. Muğla'da çevre dostu etkinlik. Ve vizyona girmesi merakla beklenen filmleri izleyeceğiz. Ayrıca oyuncu Melis Nas Öztaş ve sınav sonrası değerlendirme yapmak üzere psikolog Beyhan Budak sizler için Tonguçhan Haber Bülteni'nde. 8. sınıf öğrencilerinin uğrunda bütün bir yıl emek verdiği o sınav, LGS Cumartesi günü yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen liselere giriş sınavı 1 Haziran Cumartesi günü yapıldı. 1 milyon üzerinde öğrencinin katıldığı sınavda adaylar istedikleri liseyi kazanabilmek için ter döktü. Sözel ve sayısal olmak üzere 2 oturumda toplam 90 soru cevaplayan öğrenciler bu yıl ilk kez yeni nesil sorularla karşılaşmış oldu. Öğrenciler artık sınav sonuçlarının açıklanmasını ve okul tercihi yapmak için yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Sınav çıkışında öğrenci arkadaşlarımızı yakalayıp güzel de bir röportaj gerçekleştirdik. Şimdi onu izleyelim. Merhaba, biz Tonguç Akademi'den geliyoruz. Sınavı nasıl geçti? Gayet iyiydi. Yani ben beklediğimden daha kolaydı gerçekten. Ben çok rahat yaptım. Sınavım iyiydi ama yani matematik biraz zordu açıkçası. Sınavımız güzel geçti. Sözel bölümde biraz zorlandım, o kadar. Ben de sayısalda zorlandım. Birazcık sözel daha kolay geldi. İdare eder, iyi geçti. Sözel bölümüm güzel geçti. Sayısalımda fenim güzel geçti. Tonguç Akademi'de de zaten izlemiştim sözel bölümünü. Onun için bir tane boşum var İngilizce'de. O da bir heyecandan boş bıraktım. Gayet güzel geçti. Evet arkadaşlar, şimdi yanımızda LGS sonrası durumumuzu değerlendirmek için psikolog Beyhan Budak var. Beyhan Bey hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Öğrenci arkadaşlarımız bir sene boyunca emek harcadılar ve çok önemsedikleri LGS'ye girdiler. Tabii herkesin de sınavı istediği gibi geçmedi. Moral bozukluğu yaşayan arkadaşlar var. Ne önerirsiniz bu noktada? Gönül ister ki ortaya koyduğumuz her emek güzel bir sonuçla elimize gelsin, sonuçlansın. Ama bazen istediğimiz gibi olmuyor işler ve sonuç umduğumuzdan daha kötü bir halde geliyor. Burada dikkat etmesi gereken sınava giren öğrencinin en temel şeyi şudur. Ortaya koyduğumuz çaba ayrı, aldığımız sonuç birbirinden ayrıdır. Eğer ki biz sonucu kendimizin kişiliğimizi tanımlamakla kullanırsak şöyle ciddi bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ben bu sınavdan başarısız oldum. Demek ki ben gerçekten başarısız, yetersiz, önemsiz bir insanım. Olayı buna çevirirsek biz daha kendimize lazımız uzun yıllar boyunca. Başka sınavlara gireceğiz, işe gireceğiz. Hayatımız devam ediyor. Ama burada olayı sanki kişilik krizine çevirirsek bu sonraki sınavlarda da ciddi anlamda bizi sıkıntıya sokacak. Sonuç ya da sınavdan aldığımız sonuç bizim kişiliğimizi tanımlamıyor, bizi tanımlamıyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu: ben ortaya yeterince çaba koydum mu? Ben ortada kendimi doğru stratejileri kullandım mı? Buna bakarsak eğer ve buna rağmen yanlış bir sonuç almışsak şu sonuca varmamız gerekiyor. Ben demek ki yeterince çalışamamışım. Ben demek ki yanlış yöntemler kullanmışım. Bu şu anlama gelmiyor: ben kötü bir insanım, ben değersiz bir insanım anlamına gelmiyor. Birinci seçenekte kötü insanım dersek o insan sonraki girdiği sınavlarda da kötü sonuçlar alma eğiliminde olabilir. Çünkü bundan ciddi bir psikolojik yara alarak çıkıyor. Ama eğer ki ben yanlış yöntemi kullanmışım, ben yeterince ders çalışmamışım ya da ben şurada hata yapmışım dersek bu sefer şöyle bir strateji belirliyor kişi: aa, demek ki yöntemimi değiştirirsem ben başarılı olabilirim. O yüzden sınavdan aldığımız sonucu böyle yorumlamamız çok önemli. Anladım. Peki öğrenci arkadaşlarımızın hedefleriyle, istedikleriyle, aldıkları sonuçlarla ailelerin beklentileri her zaman uymayabiliyor. Tercih döneminde de öyle. Şimdi öğrenci farklı bir okul isteyebiliyor, aile farklı bir okul isteyebiliyor. İleride mesleki anlamda da aynı şekilde. Bu noktada arkadaşlarımız nasıl davranabilir? Şimdi ben üniversite sınavına girdiğim zaman ailemin ilk çocuğuyum ve ister istemez onların benden ciddi bir beklentisi vardı hukuk okumam yönünde. O kadar şey ki babam daha ben sınava girmemişken şöyle duygusal bir bakış atıp "hakim oğlum benim, geleceğin hakimi" diye bir bakış atardı bana. Ama işin enteresanı, ben hiçbir zaman hukuk seçmeyi düşünmedim. Kafamda hep psikoloji vardı. Ve ben ama şunu fark ediyorum: bir şekilde ben mücadele ettim. O tutkumu, o hayalimi gerçekleştirmek için çok mücadele edince sonuca ulaştım. Psikoloji yazdım, psikolog oldum. Ama şu geldiğim noktada binlerce insanla görüştükten sonra şunu net olarak fark edebiliyorum: anne babalarımıza özellikle genç yaşlarda biraz tepkili olabiliyoruz. Diyoruz ki ya nasıl bana karışır, nasıl bana bunu yapar, nasıl benim hayallerimi engellemeye çalışır. Tam olarak ben öyle düşünmüyorum. Onların hayata dair ciddi bir deneyimleri var. Yaşanmışlıkları var, hayattan çıkardığı sonuçlar var. Ki
kişi, sınava giren kişi onların söylediklerini, hayata bakış açılarını bence bu açıdan değerlendirmesi lazım. Bu insanlar deneyimli insanlar. Ve o söylediklerine rağmen fikirleri değişmiyorsa burada ailelerin tavrı devreye giriyor. Bir insana mesela anne baba zorla tıp yazdırabilir, zorla istediği mühendisliği yazdırabilir. Sevmediği meslekte bir insan hem mutlu olamıyor hem başarılı olamıyor. Burada orta yolu bulmak önemli. Gençler anne babalarının deneyimlerine kulaklarını açacaklar ama ortada bir heves, bir hayal, bir tutku varsa ve bu deneyimleri katmalarına rağmen oradaki şey değişmiyorsa bir orta yolu bulmak zorundalar. Anne babalarına dikkat etmesi gereken şey şu, burada bu kısmı bence anne babalarına izletebilirler. 13 binden fazla seans yaptım bugüne kadar. Buna benzer o kadar çok durumla karşılaştım ki anne baba kendi hayalindeki mesleği çocuğa dayatıyor. Ve bir şekilde belki bazı öğrenciler anne babasını kırmak da istemiyor. Böyle olunca onun istediği mesleği, anne babasının hayalini gerçekleştirmiş oluyor. Sonra bir bakıyorsun ki çok iyi yerde olmasına rağmen, çok para kazanmasına rağmen insanlar mutsuz oluyor. Hayatın amacı herhangi bir mesleği yapmak değil. Hayatın amacı mutlu olmak, huzurlu olmak ve güzel ilişkiler kurabilmek. Bu da sevdiğin işi yapmakla alakalı. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten öğrenci arkadaşlarımızla empati kuran bir sohbet oldu. Tekrar bekliyoruz sizi inşallah. İnşallah. Arkadaşlar sıradaki haberle Tonguç Haber'e devam ediyoruz. Eğitim sisteminde öğrencileri memnun edecek gelişmelerden bir tanesi alan seçimiyle ilgili. Bakalım neymiş? Yeni eğitim sistemindeki yeniliklerden biri de 10. sınıfta yapılan alan seçimiyle ilgili. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu anda öğrenciler 10. sınıfta alan değişimiyle ilgili karar veriyor ve değiştiremiyor. Yani köprüden önce son çıkış 10. sınıfta. Biz bunu 11. sınıfa taşıyoruz. İlkokul, ortaokul sistemini de değiştireceğiz. Makul bir sürede onu da açıklıyoruz dedi. 2020 yılından itibaren 11. sınıf öğrencileri kendi alanın dışında da dersler alabilecek ve gerekirse alan değişikliği yapabilecekler. Muğla'lı öğrenciler öğretmenliğe soyunmuşlar. Öğrencileri de kim biliyor musunuz? Anneleri. Muğla'nın Menteşe ilçesinde ortaokul öğrencileri okulda aldıkları İngilizce eğitimini evlerine taşıyor. Proje kapsamında evde aileleriyle pratik yapan öğrenciler İngilizce çalışırken cep telefonlarına çektikleri görüntüleri proje ekibine gönderiyor. How do I get there? Go straight, turn the first right and go on. Hello, excuse me, is there a bank here near? Here diyecek, near. Okulda bu görüntüler İngilizce öğretmeni Aslı Dağdevi tarafından izleniyor ve eksikler gideriliyor. Proje sayesinde öğrenciler ve aileleri keyifli vakit geçirirken bir yandan da İngilizce öğrenmeyi hedefliyor. Arkadaşlar sizlere sosyal medyada en sevdiğiniz dizileri sormuştuk. Onlardan bir tanesi Diriliş Ertuğrul'du. Bugün yanımızda Diriliş Ertuğrul oyuncularından biri Melis Naz Öztaş var. Melis hoş geldin. Hoş buldum. Seni tanımayan arkadaşlar için biraz kendinden bahsetsene. Tabii bahsederim. Ben Melis Naz Öztaş, 12 yaşındayım. Edirne merkezde yaşıyorum. Mehmet Urşen Erkut Ortaokulu'nda 6. sınıfa gidiyorum. Diriliş Ertuğrul dizisinde 6 bölüm Neha karakterini canlandırdım. Neha karakterini canlandırdım. Evet. Neha karakteri nasıl bir karakter? Bize birazcık anlatır mısın? Evet, anlatırım. Neha karakteri Ertuğrul Bey zamanlarında yaşamış Hristiyan 10 yaşlarında bir kız. Neha babası ve ablasıyla yaşıyor. Annesi Neha küçük yaştayken ölmüş. Birazcık da annesinden yetim kalmış. Hı hı. Sonrasında izleyicilerimiz Neha ve ailesini esir düşmüş olarak görüyorlar ilk baş televizyon başında. Sonrasında zaten Ertuğrul Beyoğlu Osman esirleri Neha ve ailesini kurtarıyor. Tabii. Obalarına geri dönüyorlar. Güzel. Peki Melis, oyunculuk yaptığın dönemde okulun nasıl etkilendi? Birazcık etkilendi notlarımda çünkü okula gidemediğim zamanlarım olmuştu. Set fazla olunca ama evde olduğum zamanlar, Edirne'de olduğum zamanlar daha çok çalıştım. Hafta sonları daha çok çalışıp derslerimi kurtardım. O açığı kapattım diyorsun. Evet, açığı kapattım. Zaten az bir aralık olmuştu. Hı hı. Peki ileride oyunculukla ilgili mi düşünüyorsun? Başka bir şey mi yaparsın? Ne var kafanda? Şu anlık evet oyunculuğa devam etmeyi çok istiyorum. Ama eğer oyuncu olamasam bile elimde bir mesleğim olacağı için, olmasını istediğim için çevirmenlik düşünüyorum. İngilizceye de alakam, ilgim olduğu için
Hatta 5. sınıfta çok ağırlıklı olarak İngilizce gördüm. Kursa da gidiyorum. Belki de çevirmen olurum diyorsun. Belki de. Süper. Önümüzdeki dönem bir tatil var. Güzel bir tatil var önünde. Evet. Ne yapacaksın o tatilde? Spor aktivitelerine katılabilirim. Yüzme, bisiklet, voleybol gibi. Çünkü onlarla ilgileniyorum, seviyorum. Okulda da beden derslerinde oynuyorum. Yazında işte dükkanımız var bizim, fast food dükkanı. Orada hatta şu anda da aileme yardım ediyorum. Hı hı. Eğlenceli oluyor. Mahalle içi de olduğu için hem arkadaşlarımla görüşüyorum, hem bisiklet sürüp aktivite yapıyorum. Peki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı buradan? Evet, buradan Edirne Mehmet Turşan Erkut Ortaokulu'na çok çok öğretmenlerime, arkadaşlarıma, müdürüme selamlarımı yolluyorum. Önümüzde Ramazan bayramımız var. Herkesin Ramazan bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Peki, çok teşekkür ederiz sana geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Tonguç Ana Haber Bülteni'nde bu hafta Melis Naz Öztaş'ı konuk ettik. Şimdi sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Yaşadığımız sokakları, denizleri, sahilleri temiz tutmamız gerekiyor. Bu bizim birey olarak bir görevimiz. Bu konuya dikkat çekmek için Mersinli öğrenciler güzel bir etkinlik yapmış. Onu izleyelim hep beraber. Mersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi turistik Kız Kalesi sahilinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından "Sahillerimiz tertemiz, Kız Kalesi'ne bekleriz" etkinliği yapıldı. Proje dahilinde okullarından sahile kadar slogan atarak yürüyen öğrenciler ardından da eldivenlerini takıp sahildeki çöpleri topladı. Daha yeni temizlediğimiz halde bir tane kibrit çöpü bulduk. Onu da aldık ve şimdi çöpe atacağız. Gençlerimize veya çocuklarımıza veya yetişkinlerimize söylüyorum. Her yerde gördüğümüz çöpü alalım ve çöplerimizi atmayalım lütfen. Turizm ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla yapılan bu duyarlı hareket vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Malum önümüz yaz tatili, kendimize birazcık zaman ayırabileceğiz. Peki sinemaya gidecek arkadaşlar için vizyonda neler var? Filmlere bakalım. Kahramanlarımız kendileri için hiç de kolay olmayan şehir hayatından etkilenmeye ve davranışsal sorunlar yaşamaya başlar. Köpek davranış uzmanının onların doğayla yaşamasını ve özlerine dönmelerini tavsiye etmesi üzerine Max kendisini bir çiftlikte tanıştığı Roster'ın da yardımıyla köpek olmayı öğrenirken bulur. Evcil hayvanların gizli yaşamı 2. filmiyle 5 Haziran'da sinemalarda. The Secret Life of Pets 2, rated PG, on June 7th. Charles, what did you see? X-Men serisinin bu filminde kontrol edemeyeceği kadar büyük bir güce sahip olan Phoenix, etrafındakilere zarar vermeye başlar. X-Men ekibinin diğer üyeleri hem arkadaşlarını kurtarmak hem de onun gücünü kötü amaçlar için kullanmak isteyenleri engellemek için mücadele verecektir. Merakla beklenen X-Men Dark Phoenix 7 Haziran'da sinemalarda. X-Men Dark Phoenix PG-13 June 7th. Aslan Kral, yavru bir aslan olan Simba'nın maceralarını konu ediyor. Ormanın kralı olan babası Mustafa'ya hayran bir yavru aslan olarak mutlu bir hayat süren Simba, sinsi amcası Scar'ın planlarından habersizdir. Amcasının ihaneti ve babasının kaybıyla yıkılan Simba sürgüne gider. Zamanı geldiğinde hakkı olanı almak için geri dönecek ve amcasının yaptıklarının bedelini ödetecektir. Etkileyici görselleri ve hikayesiyle Aslan Kral 19 Temmuz'da vizyonda. Tonguç Ana Haber Bülteni'nde bu haftanın da sonuna geldik. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.